Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine temel sayıyla devam edeceğiz. Ana, ara ve tali yönler üzerine konuşacağız. Birçoğumuz ana yönleri biliyor. Yalnız tali yönleri gelince işler değişiyor. Özellikle yön tayini yaparken hatalar yapılabiliyor. Gelin görelim. Bu yön kavramı neymiş? Hep birlikte öğrenelim. İlk onlarından görüşmek üzere. Rüzgarlar geldiği yöne göre isimlendirilir ve geldiği yönün baş harfiyle gösterilir. Örnek olarak gemide Grande direğinde bulunan bir anemometrede güneyden kuzeye doğru esen bir rüzgar bize güney rüzgarı olduğunu gösterir. Ancak gemideki anemometre geminin mevcut süratinden ve yönünden dolayı bize nispi bir yön ve hız verir. Daha sonra bu konuyu detaylı işleriz. İlk olarak ana yönlerden başlayacağız. Ana yönler, dünya üzerindeki bir mevkinin bize olan açısal yönünü veya rüzgar akıntı gibi doğal faktörlerin yönünü belirtiyor. Bu yönler, dünyanın kutupları baz alınarak oluşturulan terimlerdir. Kutuplardan başladığını unutmayın. Ara ve tali yönleri anlatırken öğrenmenize faydası olacak. Bir gemi pilotlanacağı zaman ana yönlerden ziyade kendi gemimize göre nispi olarak tayin ederiz. Örnek olarak seyir yaptığımız mevkide çalışma riski olabilecek bir gemi var. Arpa'da pilotlanan bu gemi sancak 65 derecede gibi. 4 tane yönümüz var. Bunlar kuzey, güney, doğu ve batıdır. Gemideyken diyelim ki provanız tam yıldız ortasına oturmuş, yani kuzey. Sancak bordanız doğudur, iskele bordanız batı, provanız zaten kuzey demiştik, pupanız ise güney olur. Bu arada pupa prova gibi en basit yönleri hemen hepiniz biliyoruz ama bir sonraki videoda kısaca değiniriz. Bilmeyen arkadaşlarımıza faydası olur. Ara yönlere geçelim. Ana yönlerin arasında kalan yönler ara yönlerdir. Ara ve ana yönler arasında kalan yönler ise tali yönlerdir. Biraz karışık oldu farkındayım. Merak etmeyin, detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle ara yönlere değinelim. Ara yönler kuzey doğu, güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatıdır. Şimdi bu isimleri neye göre, hangi mantığa göre vermişler ona gelelim. Mesela neden doğu kuzey değil, neden batı güney değil de güneybatı? Hatırlayın, bu yönler kutup noktaları referans alınarak adlandırılır demiştik. O yüzden ara yönler adlandırılırken önce kutup noktaları baz alınıyor. Ve kuzeydoğu, güneybatı gibi ara yönler bu şekilde adlandırılıyor. Tali yönlere geçelim. İkinci ara yön dedikleri aslında tali yönler dediğimiz daha detaylı yönler var. Bunları sırasıyla gösterelim. North Northeast, East Northeast, East Southeast, South Southeast, South Southwest, West Southwest, West Northwest, North Northwest. Şimdi biraz kafanız karışmış olabilir. Öncelikle başlarındaki harfleri kaldırdığımızda ara yönlerle birebir aynı oluyor. Peki başlarındaki harfler neye göre veriliyor? Unutmayın, amacım ezber etmek değil. Mantığını kavrayın. Çok daha iyi akılda kalır ve unutma ihtimaliniz azalır. Örnek verecek olursak North Northeast. Başındaki North'u silince Northeast kalıyor. Ama neden ne harfi ona gelelim. Tali yönler hangi ana yöne yakınsa başına o yönü alır. Daha sonra en yakın ara yönü alır. Burada en yakın ana yön hangisi? North. Tamam, koyduk. En yakın ara yön o da Northeast'ti. Tali yönümüze doğal olarak North Northeast oluyor. Diğer tali yöne geçelim. East Northeast. Burada en yakın ana yön East'tir. E harfini koyarız. Daha sonra en yakın ara yön ise Northeast'tir. Sonuna ekleriz ve East Northeast adını alır. Bu şekilde diğerlerini de yapalım. İsterseniz benden önce videoyu durdurup kendiniz deneyin. Daha sonra bakın doğru mu yanlış mı, kendi kendinize sınayın. East Southeast. Burada en yakın ana yönümüz East'tir. En yakın ara yönümüz ise Southeast'tir. East Southeast halini alır. South Southeast. Burada da en yakın ana yönümüz South'tır. En yakın ara yön ise Southeast'tir. South Southeast halini alır. Burası da aynı mantıkta başına S, sonra Southwest alır. South Southwest. Yine aynı şekilde West artı Southwest'ten West Southwest olur. West artı Northwest'ten West Northwest olur. North artı Northwest'ten North Northwest olur. Şimdi derecelendirme olayına gelelim. Öncelikle kerte terimini sizlerle paylaşacağım. Bir kerte 11,25 derecedir. İçinde 0,25 derece ne işimize yarayacak diyenler elbette vardır ama işte kullanılıyor. Örnek olarak yıldız kareler kaç kertedir? Abi yıldız kareler, kerte falan, orada film kopuyor. Tek tek anlatalım ki herhangi bir soruda kafanız karışmasın. Sorunun cevabı 30 kerte. Çünkü yıldız kareler yönü bir önce anlattığım tarih yönü olan North Northwest'tir. North Northwest 337,5 derecedir. Dolayısıyla 337,5 dereceyi bir kerteye, yani 11,25 dereceye bölersek 30 kerteye buluruz. Bugün basit sorular Türkçe isim olarak kod sorularınız çıkmaz. Çok nadir çıkar. Zaten bu anlattıklarım sınavlar için değil, temel seyir konuları. Bunları doğru oturtmazsanız normal soru formatını kavrayamazsınız. İngilizce kısaltmalara ağırlık vermenizi tavsiye ederim. Kerte öğrendiğimize göre
Türkçe rüzgar isimleriyle devam edelim. Sonra birlikte birkaç örnek yapar çözeriz. Aklınızda soru falan kalmaz. Şimdi sıfır dereceden yani yıldızdan başlayıp tek tek okuyacaktım. Ama kafanızın karışmaması için yine öncelikle ana ve ara yönlerden başlayacağım. Sonra tarih yönlere geçeceğim. Merak etmeyin, yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Karayel, yıldız, Poyraz, gün doğusu, keşleme. Buradaki keşlemenin diğer bir adı Samyed'dir. Kıble, Lodos, gün batısı. Kayıp sakal dedikleri klasik bir ezberleme taktiği var. Bakın, burası kayıp, burası sakal oluyor. Keşleme daha yaygın kullanılır. Burada en yakın ana yönümüz yıldızdı. Ara yönümüz de Poyraz'dı. Kutuplardan bağışlar isimlendirdiğimiz zaman yıldız Poyraz oluyor. 22,5 dereceden iki kertelik rüzgar yönüdür. Burada en yakın ana yön gün doğusu, en yakın ara yön ise Poyraz'dı. Gün doğusu Poyraz olur. Aynı şekilde ana yön ara yön mantığıyla gün doğusu keşleme. Burası kıble keşleme, kıble lodos, gün batısı lodos, gün batısı karayel, yıldız karayel. Bu videoyu biraz duraklatıp pekiştirebilirsiniz. Örneklere geçeceğiz. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Gün batısı lodosun kaç derece olduğunu bulmak değil, hatırlamak lazım. Gün batısı lodos 247,5 derecedir. Gün batısından yani 270'ten 2 kerte geride. 247,5 bölü 11,25'ten 22 kerteyi buluruz. Diğer örneğe geçelim. Diyelim ki enlem seri yapıyorsunuz. Burba 0,90 derecede. Sancak baş omuzdan nispi bir rüzgar geliyor. Yine nispi olarak rüzgar yönü nedir? Gerçek rüzgar yönünü bulmayı daha sonra detaylı bir şekilde işleriz. Kafanız karışsın istemiyorum. Şimdi burba 0,90'dı. Sancak baş omuzumuz 45 derece artı olarak varsayılır. 90 artı 45'ten 135 dereceyi buluruz. Yani keşleme rüzgarı. Diğer örneğe geçelim. Özellikle dağ vardiya teslim almamış öğrenci kardeşlerim. Diyelim ki bulunduğumuz bölgenin yerel saatine göre sabahın 7'si. Yeni uyanmışsınız. İkinci kaptan size bir güverte işi verdi. Ve kahvaltı enlem seyri yapıyoruz dendi. Kulak misafiri oldunuz. Baş üstüne babaların şablonu yapıyorsunuz ve reis yanınıza gelip rüzgar nereden estiğini soruyor. Tabi yine nispi olarak. Bakın, elinizde ne pusula ne de son waypoint bilgisi var. Ne yaparsınız? Bilmiyorum deyip kaçmayın. Elinizdeki minimum bilgiyle bamyum girişin olaya. Ne demek istiyorum? Sabah enlem seyrinde olduğunuzu duymuştunuz. Demek ki purva ya 0,90 ya da 270'te. Tamam. Peki hangisi? O arada güneş de pupada kalıyor. Sabah güneş arkanızda ise purvanız batıdır. Yani 270 gün batısına gidiyorsunuz. O an rüzgarın iskele kuş omuzundan estiğini hissettiniz. 270 burada ise iskele kuş omuzumuz yani sol arka çapraz 135 derecedir. Yani keşleme rüzgarı deyip yapıştırırsınız. Diğer örneğe geçelim. Benzer bir soru ile karşılaştınız. Yine prova kaçta bilmiyorsunuz. O an köprüde değilsiniz. Sefer planından bir habersiniz. Orta enlemlerde seyir yaptığınızı biliyorsunuz. Güneş tam iskele bordanızda neredeyse batmak üzere ve rüzgar sancak baş omuzunuzdan esiyor. Bu hangi rüzgar olabilir? Gelin birlikte cevaplayalım. Orta enlemlerdesiniz. Güneş tam iskelenizde ise zaten çerez soru, iskeleniz batıdır. Purva yıldız. Rüzgar bize göre nispi olarak nereden esiyordu? Sancak baş omuzdan. Purva yıldızı oturmuşsa sancak baş Poyraz'dır. Ben bu kadar neden anlattım ona gelelim. Benzer bir hatayı henüz daha stajyerken bir kılavuz kaptan da yaşamıştım. Ben bir yön söylemiştim, o aksini söylemişti. Hiçbir şekilde itiraz etmedim, hatalıydı. Ama koskoca kılavuz. Kimseyi kimsenin yanında küçük düşürmeyin. Hele ki o kişi bulunduğunuz yeterlikten yüksek konumda ise. Boş verin. Yanlış da bilse insanları incitmeyin. Bu yönler önemli. İnsan karışabiliyor ama. Ama kaptancık amcalar var. Siz benim memleketimdeki kaptancık amcalar gibi atları dümene geçip her rüzgarda en ufak bir siverde Poyraz Poyraz diye direkt girişmeyen olay. Belki yıldız karayeldir. Belki başka bir şey ama yok. Bizimkilerde değişmiyor. O Poyraz. Evet, Poyraz. Bir hocam demişti ki cahile laf anlatmayın. O zaten biliyor. Özetle siz o amcalar gibi olmayın. Arkadaşlar, elimden gelince size bildiklerimi aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya kadar kendinize değer katın. Selametle.